LGS'ye son 38 gün. Bugün Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı. Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek dedi. Belki LGS'nin tarihiyle alakalı pazartesi günü yeni bir açıklama gelebilir. Fakat sınavın olma ihtimali hala devam ediyor arkadaşlar. Yani tam tarihinde olma ihtimali devam ediyor. Ve yine en önemli bir şey daha var ki bu da 8. sınıf 1. dönem notlarımız 2. dönem içinde geçerli olacak. Kötü notlar varsa onlar iyileştirilecek. Ama iyi notların hepsi aynen geçerli olacak dedi Milli Eğitim Bakanı. Günün sözüne baktığımızda Arthur Ashe demiş ki bulunduğun yerden başla. Sahip olduğun şeyi kullan, yapabildiğini yap. Yani şu anda neredeyiz biz? Diyelim ki 300 puandayız. Fark etmez. Başlayacağız ve yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Şu an neredeyiz? 410 puandayım. Hiç sıkıntı yok. Aynen aynı hızla çalışmaya devam ediyoruz. Hemen günün yorumuna bakalım. Sultan Giyici 1300 beğeni almış. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi beğenin ya ne olur bu sorular herkesin başına geliyor. Beğenen inşallah liseye gider. Hocam sorularını demiş. Hocam matematikte 15-20 arası nete nasıl girebilirim? Tabii ki de soru çözerek girebilirsiniz arkadaşlar. Soru çözümü ve bilhassa da süreli soru çözümü. Yani bol bol soru çözeceksiniz ama süreli soru çözeceksiniz. Yani çünkü size sayısalda her bir soru için iki dakika verecekler. 20 tane fen, 20 tane matematik sorusu var. Toplam süreniz 80 dakika olacak. Fenden başladınız, fende yapabildiklerinizi yaptınız. Sonra matematiğe geçtiğinizde kalan süreyi çok iyi değerlendirmeniz gerekecek. Dolayısıyla size sınavda soru soracaklar için yani önünüze böyle açacaksınız. Matematik soruları gelecek. Siz bu matematik sorularını çözerken, matematik sorusu da gelmiyor önüme ya. Bu matematik sorularını çözerken mutlaka ama mutlaka süreyle yarışmanız gerekecek. O yüzden bol bol süreli soru çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hocam bir günde teknolojik aletlere kaç saat vermeliyiz? Eğer yorgunsanız hani Ramazan olduğu için belki biraz daha fazla zaman verebilirsiniz ama bilhassa iftardan sonra ders çalışmaya başladığınız zaman artık bunları bırakmanız lazım. Dolayısıyla günde bir, bir buçuk saat diyoruz arkadaşlar. Hocam inkılapta nasıl ilerleme kaydedebilirim? Ee, duvara duvara asılacak asılacak notlar çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Burası önemli. Yani notlar şöyle. O nasıl oluyor onu da göstereyim. Duvarınıza bu şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün e, gençliğinden yani çocuktan itibaren başlayarak aşağı doğru inen bir durum. Sonra olaylar iniyor böyle işte milli bağımsızlık, milli egemenlik demeden direkt iniyor. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte Mustafa Kemal doğru Selanik'te işte Şemsi Efendi İlkokulu işte e, ee, rüştiyeleri işte e, Selanik Mülkiye rüştiyesi sonra askeri rüştiye sonra işte ardından gelen e, Manastır Askeri İdadesi sonra işte Harp Akademisi falan. devam ediyor böyle yani, Harp Okulu Harp Akademisi ardından işte ilk görev yeri Şam Trabuz Karp Savaşı böyle olayları yazdınız sonra işte Samsun'a çıkıyor e, bu sırada Mondros Ateşkesi var Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas böyle olayları kronik bilgiyle yazacaksınız bir, yukarıdan aşağı yazacaksınız hangi olay ne zaman olabileceksiniz zaten Lozan'a kadar Lozan yok Ardından da bu olayların yanına net sorabilirler onu yazacaksınız. Diyelim ki Mustafa Kemal burada eğitimde birlik yoktu mesela. İlk okuluyla alakalı size bunu sorabilirler. Eğitimde birlik yoktu. kim okullar böyle kimde şöyleydi. Veyahut da işte Amasya Genelgesi'nin yanına milli egemenlik diyeceksiniz. Niye? Çünkü ulusun bağımsızlığını yani ulusun azime karar kuturacaktı. Veyahut da işte Mudanya teşkilatına milli bağımsızlık diyeceksiniz. Artık Kurtuluş Savaşı'nın masa savaşı. Yani dolayısıyla yazılan her bir maddeyle alakalı neyin ne olduğunu bilirseniz ve bunu duvarınıza asıp bol bol soru çözerseniz e, inkılaptan halledebilirsiniz arkadaşlar. 400 üzeri puan istiyorum ama bir günde en fazla 100 soru çözüyorum. Nasıl başaracağım? Tabii ki soru sayısını artırarak. Başarı olmanın olmazsa olmazı nedir? Tabii ki de arkadaşlar sabır ve e, çalışmadır. Yani dünyadaki en değerli, en değerli şey nedir biliyor musunuz? Alın teridir. Gerçekten alın teri kadar lezzetli e, alın teri kadar insanı mutlu eden bir şey yoktur. Çalışacağız ve başaracağız. Ben günlük program yapıyorum. Bir şey fark eder mi? Fark etmez. Günlük program da yapabilirsiniz ama haftalık daha iyi. Hocam EBA'daki anlatılan derslerden hiçbir şey anlamıyorum. Anlamadığım için dinleyemiyorum. Sizi çok mu kötü bir şey yapıyorum? Arkadaşlar eğer bizden de anlamıyorsanız biz de dinlemeyebilirsiniz. Ebadan ya da fark etmez herhangi bir yerden. Eğer size faydası yoksa mesela diyelim ki bir kitap aldınız. Doz denemelerini aldınız. Tamam çok güzel çözmeye başladınız. Size faydası olmadığını mı gördünüz? Çözmeyin arkadaşlar. Öğretmenler de ...okullarda, kitaplarda sizler için bir araçtır. Bizler kapıyı açarız, içeri kendiniz girersiniz. Ha, aldın açtın, hocayı dinliyorsun... ...sana çok güzel anlatıyor, dinle. Doz denemesi senin işine yarıyor, çöz. İşte fark etmez. Dolayısıyla burada... ...size faydası olmadığınız, düşündüğünüz şeylerle alakalı... ...zaten en doğru kararı sizler vereceksiniz. Ben EBA'nın iyi olduğunu düşünüyorum bu arada. Ee, bazı derslerde belki sıkıntılar yaşanabilir... ...ama bu kadar çok sınıfa... ...bu kadar çok ders anlatılması gerçekten büyük başarı. Konu anlatımı hiç denecek kadar az dinliyorum. Çok bir şey fark eder mi... E, fark etmez. Daha çok soru çözmeniz lazım. Çünkü sınavda size soru soracaklar. Matematiğin yeni nesil sorularını çözmek için baya bir zaman kaybediyorum. Bu olay hem motivasyonumu düşürüyor hem de vakit kaybediyorum. Hem de cevap yanlış görüne yapmalıyım. Arkadaşlar bilgi eksiniz var. Matematiğin yeni nesil sorularında esas arkadaki bilgi eksini hallederseniz ve bol örnek soru çözerseniz bunları da düzeltebilirsiniz. Bir günde kaç tane ders çalışmalıyız? Bir günde en az iki ders çalışmalısınız arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sayısal bir tanesi sözel olabilir. Bir gün matematik ve Türkçe çalışırsınız. Bir gün fen ve inkılap çalışırsınız ama mutlaka sayısal ve sözel çalışmalısınız lazım. Evde canım sıkılıyor. Ders çalışmak istiyorum ve oturuyorum. Sonra hemen elimde telefonu buluyorum. Sonra hemen ders çalışmayı bırakıyorum. Ne yapmalıyım? Dolayısıyla telefonla alakalı kendine bir ceza vermelisin. Belli saatlerin olmalı. Ben bu saatlerde asla telefonumu elime almayacağım ve telefonu anneme emanet edeceğim diyebilirsin. Yani dolayısıyla emanete bırak diyebiliriz. Annenize diyeceksiniz ki anne bana bu telefonu verme. Verirsem bana kız diyebilirsiniz. Hocam matematik pi olan sayıları hiç anlamıyorum. Ne yapmalıyım? Ee, pi olan sayılar mı? Pi 3 çok basit bir şey. Burayı anlayamadım bu sorunu. Fen ve matematikte e, x olan sayıları maçı anlamadım herhalde. Bu, pi olan. Pi 3 üç, ile çarpıyorsun mesela. Pi re kare diyoruz mesela. Bu kadar basit. 2 pi re bu mesela çemberin çevresi. Fende ve matematiğe çıkması en yüksek olan konular nelerdir? Arkadaşlar birinci dönem konularına çok ağırlık vermeniz lazım. Bunu zaten söylüyoruz. Burada sizin en çok dikkat etmeniz gereken konuları e, zaten e, derslerimizde söyledik. Matematikte bilhassa köklü sayılar, kare çok dikkat etmeniz lazım. E, yine e, fende, DNA ve genetik koda dikkat etmeniz gerektiğini söylüyoruz arkadaşlar. Ve yine tabii ki de burada birinci dönem konularından daha fazla soru geleceği için basınç konusuna da ağırlık vermenizi istiyoruz sizlerin. Ama bütün birinci dönem konuları artık çok daha değer olmuş oldu. Hafta kaç günü kendimize izin yapmalıyız? Yarım gün arkadaşlar. Artık sınava kadar yarım gün izin yok. Yarım gün kebap yapabilirsiniz. Hocam ailemin beklentisi çok yüksek yapamayacağım diye korkuyorum yapmalıyım. Ailen senin iyiliğin için sana baskı yapıyor. Esasında sen ailenle konuştuğunda senin her türlü yanında olduklarını bileceksin. Bunu görebileceksin. Benim de ailem var. Annem babam bana da yapamazsın yapamazsın diyordu ama meğer sonradan yaptığım zaman biz zaten yapacağını biliyorduk diye hemen 180 derece değiştirdiler fikirlerini. Hani yapamazdım diyordunuz. E yaptım. Dolayısıyla anneniz yapar der, yapamazsın der, yap der fark etmez. Sınava siz kendiniz gireceksiniz. Dolayısıyla Sultan Giyici sen kendi sınava anında şurada sorularımız bile okumuyor. Allah Allah'ım. Ee, sen sınava girdiğinde tek başına olacağını unutma. O yüzden lütfen moralini bozak insanlara moralini bozan insanlara annem ve baban dahi olsa lütfen ben sınavanda yalnız olacağım. Bana sakın moral bozucu şeyler söylemeyin diyeyim. Hocam biraz polislere nasıl gideceğini sözler misiniz? Buraların özel koşulları var. Bunları mutlaka araştırmalısınız arkadaşlar. Bunlarla alakalı da size rehberlik videoları yapacağız. Hocam bize yanlış anlaştık diye üzülmeyin. Bir dahaki sefer Yapmazsınız diyorsunuz ama bu kadar az zaman kalmışken de bu kadar yanlış yapmak doğru değil gibi geliyor bana sizce? Evet. Bu kadar az zaman kalmışken bu kadar yanlış yapmak doğru değil. Ama hiç yanlış yapmıyor olsan, hiç çalışmıyor olsan, yani 430 yerine hiç puan almıyor olsan, yani hiç puan alamıyor olsan veya 380 yerine hiç puan alamıyor olsan. Şu anda sen yanlış yapan biri olarak belki 300 puan alıyorsun, belki 400, belki 450 bilmiyorum. Ama sonuçta hiç ders çalışmayandan bir adım öndesin. En az iki adım öndesin. Belki 5 an, 10 adım, 20 adım öndesin. Dolayısıyla yaptığın yanlışları ...sabırla azaltmaya devam edersen... ...sınav kadar yapabileceğin en az yanlış yapacaksın... ...ve sınavda da belki de hayatın en iyi sınavını yapacaksın... ...dolayısıyla asla vazgeçmiyoruz. Hocam sizce şu an 270 puanda olan birinin... ...470'e ulaşma ihtimali yüzde kaç? Bence yüzde 60 diyorum arkadaşlar. Çünkü birinci dönem konuları var... Ev okul var, evdeyiz. Sıkı sıkıya çalışaraktan buna ulaşabiliriz. 440 ve 450 puan olan birisi 470 puan çıkmak için günde kaç soru çözmeli? En az 200 soru çözmeli. 360 puandan günde 150 soru çözerek kaç puan çıkabiliriz? Burada da 400 küsür puanlara çıkabilirsiniz. Çünkü 150 soru biraz az. Ders çalışırken süreli çalışamıyorum. Sıkıntı olabilir mi? Yani ee, ders çalışırken süreli çalışamıyorum. Tabi bu 150 soruyu da verimli çözmemiz lazım. Ders çalışırken süreli çalışamıyorum. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Süreye bakmadan sen soru adediyle gidebilirsin. Ben bugün 150 soru çözdüm dersin biter gider. 2 soru çözdüm dersin biter gider. Matematikten günlük maksimum kaç soru çözmeniz? Sınavda 20 soru çıkacak matematikte. Dolayısıyla en az 20 soru çözmelisiniz. Maksimumda 20 x 3 60 soru çözebilirsiniz. Eğer matematik çok seviyorsanız daha fazla çözebilirsiniz. 300, diğer derslere de ağırlık vermeniz lazım. Ee, burada bazen 100 soruda çözebilirsiniz. 370'ten 500'e çıkılır mı? Ee, zor ama imkansız değil. Ee, eğer şu ana kadar hiç çalışmadıysan... E, ...bir anda oturup sıkı bir şekilde çalışmayla bunu da yapabilirsin. Sonuçta bunlar 8 sınıf konuları yani. Gizlisi astrofizik sormuyorlar, üniversiteden sormuyorlar. Ama birazcık zor. 310 puanlık biri 410 puan istiyorsa... ...günü detaylı nasıl olmalıdır? Birincisi günde en az bir tane deneme çözmeli. Bakın gün az bir deneme çözmeni ve ardından da artı bu denemelerdeki yanlış bağlantı olarak 250 soru çözmelidir. Detaylı bir şekilde bunu söyleyebiliriz. LGS sınavında kaç boş bırakmalıyız? Arkadaşlar biliyorsunuz yanlışlar doğruyu götürüyor. Dolayısıyla iki seçenek arasında kaldıysanız boş bırakmayın. Ama hiç bilmiyorsanız atmayın. Hiç bilmediğiniz sorular 10 tane ise 10 tane boş bırakın. 5 tane ise 5 tane boş bırakın. Bir tane ise bir tane boş bırakın. Ama eğer iki seçenek arasında kaldıysanız işaretleyin. Fen öğrenci göre değişir yani. Fen bilimleri 4. üniteyi anlamıyorum ne yapmalıyım? Videolarımızı izle bir kez daha izlediğinde bir kez daha tekrar ettiğinde mutlaka anlayacağını düşünüyoruz. Hevesle test alır ...ama çözemiyorum. Ne yapmalıyım? Kendine... Plan yapmalısın ve planını duvarına asmalısın. İstediğim liseyi kazanam diye korkuyorum. Bana dünyanın sonu gibi geliyor. Ne yapmalıyım? Dünyanın sonu değil arkadaşlar. İlkokul 1'i bitirdiniz, 2'yi bitirdiniz, 3'ü bitirdiniz, 4'ü bitirdiniz, 5'i bitirdiniz, 6'yı bitirdiniz, 7'yi bitirdiniz, 8 de bir şekilde inşallah bitireceksiniz. Sonra lise var. 9, 10, 11, 12. sınıf üniversite sınavı var. Üniversiteden sonra farklı farklı başka sınavlar var. Hayatın kendisinin içerisinde birçok şey imkan karşısına çıkacak. Yeter ki vazgeçmeyin. Yeter ki sizler kendinize inanın. LGS biter, başka bir sınavda başarılı olursunuz ama şimdi önünüzdeki ilk sınavlar yapacaksınız. Şu anda doktorların önüne virüs geldi korona. Onunla mücadele ediyorlar. Yarın bir gün başka bir hastalık gelince onunla mücadele edecekler. Başka bir hastalık gelince onunla mücadele edecekler. Asla oh be doktor merhaba artık bundan sonra tatil ki yap hiç çalışmayacağım demeyecekler. Hep çalışacaklar. Öğretmenler de aynı şekilde. Mühendisler de aynı şekilde. Sizin de meseleniz şu anda öğrencilik. Bu yıllarda öğrenci olduğunuz için bol bol bunlara ağırlık vermeniz lazım. Okuldaki denemelerde 5 yanlış mı çıkıyor? Evde 8 yanlış çıkıyor. Yanımda telefon da yok. Nedeni ne demiş? Şimdi arkadaşlar okuldaki denemelerde 5 yanlışın çıkması evde 8 yanlış çıkmasının temel sebebi evde olaya daha konsantre olmaman olabilir. Veyahut da evde çözdüğün denemeler daha zor oluyor olabilir. Evde daha geç saatte çözüyorsunuz. Yani akşamleyin çözüyorsunuz. Okuldaki denemeyi sabah çözüyorsun. Bu da olabilir. Nitelikli bir okul için günde kaç saat çalışmalı? Günde en az 6-7 saat çalışılmalı. 410 puan için günde kaç soru çözmeli? Günde en az 250 soru çözülmeli. Günde 250-300 arası çözüyorum ama deneme veya örnek sorulara vakit bulamıyorum. Ne yapmalıyım? Ee, mutlaka vakit bulmalısın. Soru sayısını azaltıp denemeye de ağırlık verebilirsin. Çünkü en önemli şey deneme. Sınavda size deneme yapacaklar. Son 39 günde her gün 220 soruyla iyi bir yere gelinir mi? Tabii ki gelinir. Evet. 350 puanlık birisi 430 puan yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Matematikte zorlanıyorum ne yapmalıyım? Bununla alakalı defalarca söylediğimiz gibi ilk başta temel, sonra orta, sonra sınav tarzı sorular çözmeliyiz. 410 puan için günde kaç soru çözmeli? 410 puan için arkadaşlar e, tabii ki hangi seviyede olduğunuzu biliyoruz ama günde en az 250 soru çözmeniz lazım. Ordu fendisliğini tanıtabiliriz. 400'den 470'e çıkılabilir mi? Evet çıkılabilir. Yeter ki sıkı çalışalım. LGS'de sırasıyla hangi derslerden başlamalıyız? Sözel'de tam sırasıyla Türkçe, matematik... E, pardon özür dilerim. Türkçe, e, inkılap din İngilizce sayısalda da fen ve matematik şeklinde yapmanız en doğrusu olur. Denemelerde 420 yapan birisi 400 çıkmak için ne yapmalı? Tabii ki de en az 200 soru çözmeli ve yanlışların üzerine gitmeli. Sayısal okumak isteyen birisi sosyal mühendisliğine gidebilir mi? Gidebilir ama fen lisesi veya bakın FL veya AL daha mantıklı. Taktikli ve dinamo testlerinde bir dönem özel olanları çıkacak mı? Bunu sorucunu cevaplamıştık. Şu anda sadece zorban bankasını ayrı ayrı çıkardık. Günde kaç saat çalışmalıyız? 300 puan olan birisi için kaç saat ideal? Şu an 300 puan ise gene 6-7 saat çalışmayla iyi bir başarıya ulaşabilir. Günün kitabına baktığımızda Said Faik'in Abasiyanık adlı eseri şaka tabii. Said Faik havuz Havuzbaşı adlı eserini görüyoruz. Durum öykücünün üstadı bu güzel öykü de bizleri büyülemeye devam ediyor. Günün okuluna baktığımızda Ordu Fen Lisesi, yine birçok tıp ve mühendis fakültesini kazandırmış. Günün kaynağı doz denemeleri arkadaşlar sadece birinci dönem konuları içeriyor ve dolayısıyla son kullanma tarihi 2020 yeni LGS ama sizler bu doz denemeleriyle 9, 18, 36, 72 ve 90'lık dozlarla toplam 12 denemede süper bir şekilde başarıya ulaşacağınıza eminiz. Mutlaka bu kitabı tedarik edin diyoruz. Günün sorusu, günün sorusu. Günün sorusu inkılap tarihle alakalı. Bu sorunun cevabını yazarsanız çok seviniriz. Lütfen arkadaşlar aynı soruları soruyorsunuz ama sorularda birazcık daha şöyle bir kısaltma yaparsanız daha iyi olur. Yani e, aradan böyle bir şey bu bak benzer sorular. Onları biraz daha kısaltırsanız daha iyi olur. Biz de sizin o değerli zamanınıza zarar vermemiş oluruz. Hadi bakalım. O güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Kalemler çalışıyor, öğrenciler çalışıyor, LGS kaçmaya çalışıyor ama kaçamıyor çünkü öğrenciler peşten koşup onu hak ediyor. Hadi bakalım.